çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Abim bana sataştıkça annem yapma oğlum derdi. O içli bir çocuk. Evet, daha sonra şiirlerinde büyüyerek çocukluk ettiğimizi söyleyen o içli çocuk edebiyatımızın en sevilen, en kıymetli şairlerinden Turgut Uyar. Onun içli bir çocuk olmasına sebep olan belki de Subay Hayri Bey'in oğlu olmasıydı. Görev gereği ailesinden genelde uzak olan babaya hasret bir çocukluk yaşar Turgut Uyar. Baba Hayri Bey yalnızca bir asker değil, aynı zamanda iyi bir hattattır. Ankara'nın ilk sokak levhalarında babanın izleri vardır. Babanın ölümünün ardından Uyar ailesi İstanbul'a göç eder. Bu hüzünlü yolculuğun ve babanın izleri yalnızca sokak levhalarına değil, Turgut'un yüreğine de işlenmiştir adeta. Tomris Uyar onun öldüğü gün değil, doğduğu gün hatırlanmasını istemiştir. Ben de bu videoyu 4 Ağustos'ta çekiyorum. İyi ki doğdun Turgut Uyar diyerek. Belki de Tomris Uyar'ın bu çağrısı bugün yaşayan tüm yazarlarımızın, şairlerimizin ve hatta sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilmemiz için bir çağrı metnidir. Ne dersiniz? Ece Ayhan'ın deyimiyle logaritmik şiirlerin şairi Turgut Uyar'ın ilk şiir denemeleri ilkokul yıllarına dayanır. Turgut Uyar yenilikçi bir şairdir. İlk şiirleri garip akımından izler taşısa da Turgut Uyar ikinci yeninin en önemli isimlerinden biri olacaktır. Evet, edebiyatımızın o meşhur ikinci yeni akımı. İçinde kimler yok ki? Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, İlham Berk, Ece Ayhan, Oktay Rıfat, Kemal Özer, Ahmet Oktay, Özdemir İnce. Daha kimler kimler? Bursa Askeri Lisesi'nde yatılı öğrencidir. Ardından Askeri Memurlar Okulu'nu bitirir. Babası gibi genç bir memur olarak gezer dolaşır Anadolu'yu. Bu evliliğin meyveleridir. Semiramis, Tunga ve Şeyda. Subay olarak Kars Posof, Samsun Terme görevlerinin ardından doğduğu yere, Ankara'ya geri gelir. Ve 4 yıl burada görev yaptıktan sonra askerliğe veda eder. Ben severim omuzlarımı, sırmaları, apoletleri olmasa da diyen bir şairin askerlikten istifa etmiş olması sanırım şaşırtıcı değildir. 1948 yılında Kaynak Dergisi'nin açtığı şiir yarışmasında Arz-ı Hal adlı şiiriyle ikinci olur ve bu şiir ilk kitabının da ismi olacaktır. İkinci şiir kitabı Türkiye'm 1952 yılında yayımlanır. Bu kitabın ön sözünde Nurullah Ataç'ın izleri vardır. Bilmem yanılıyor muyum Turgut Uyar'ı iyi bir şair saymakla. Hiç sanmıyorum. Ne olursa olsun onun için atıyorum zarımı. Övünerek söyleyeyim. Şairler için attığım zar şimdiye kadar çoğu için iyi geldi. Doğruyu seçtiğimi gösterdi. Turgut Uyar için de iyi geleceğinden hiç şüphe etmiyorum demiştir Nurullah Ataç. Peki 1958 yılında askerlikten istifa ettikten sonra ne yapmıştır? SEKA'da işe girmiştir ve SEKA'da çalıştıktan sonra emekliye ayrılarak yeniden İstanbul'la buluşmuştur. Aşka gel aşka dediğinizi duyar gibiyim. Evet, Tomris ile Turgut. Bu büyük aşktan bahsetmeden olmaz. Haydi biraz da onların özel hayatına girelim. Turgut Uyar 1960'ların başında 3 çocuğunun annesi Yezdan Hanım ile boşanır. Ankara'dayken tanıştığı öykü yazarı Tomris Gedik ile evlenirler ve bu evlilikten bir oğulları olur. Anadolu'yu gezerken keşfettiği bir gelenek nedeniyle oğluna Hayri Turgut adını vererek onunla adaş olur. Turgut Uyar'ın yeni hayat arkadaşı olmasının yanı sıra aynı zamanda yazdıklarının en yakın şahididir Tomris Uyar. Onun şairliği için bakın ne diyor. Yerini bulup bulmadığından emin değilim ama çok taklidi var. Tavlayıcı şiir yazmaya son derece karşıydı. Şiirle savaşan, şiiri savaş malzemesi haline getiren bir şiir görüşünü dünya görüşü içinde halletmeye çalışan bir şairdi. Turgut Uyar'ın bir dönem kaybettiği ilham perilerini Tomris Hanım ile yeniden bulduğunu söylesem abartmış olmam. Tomris Uyar o dönemin ve ikinci yeninin birçok isminin esin kaynağıdır. Birçok önemli ismin aşık olduğu Tomris Uyar'la ilgili detaylara girmiyorum. Ancak 8 Mart'tan Tomris Uyar'a O Kadınlar adlı YouTube videomu izlemenizi
öneriyorum. Sorunsuz ilişki yoktur, dertsiz aşk da. Tomris Hanım'a göre Turgut Uyar hep çok kıskançtı. Bu kıskançlık zaman zaman onu bunaltsa da en güzel şiirlerin kendisine yazıldığının farkındaydı. Tomris Uyar fırtınalı aşkı, yani bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur diyen şairini seçmiştir. Turgut Uyar'la bazı hırgürlü geceleri şimdi olsa kaldıramayacağımı biliyorum. Ama bütün güçlüklerine karşın fırtınalı bir aşkı, yavan, düz ayak bir ilişkiye hala yeğlediğimin de bilincindeyim diyor Tomris Uyar. Ne dersiniz? Aşk zaten böyle bir şey değil midir? Türk şiirinin en önemli şairlerinden Turgut Uyar yaşadığı dönem boyunca 9 şiir kitabına imza atmıştır. Arz-ı Hal, Türkiye'm, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Kayayı Delen İncir, Dün Yok Mu? 1970'lerin sonlarına doğru kolunda ve kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle eve kapanır Turgut Uyar. En çok da içine. Tomris Uyar'ın dediği gibi kendisini belki de ölüme hazırlamaktadır. 1984 yılı Turgut Uyar için sonun başlangıcıdır aslında. Matematiğe ve tıbba da ilgisi olan Turgut Uyar, siroz hastalığına yakalandığını anlar ancak doktorlardan uzak durur. Ölümü kabullenmeye başlamıştır belki de. Ben bir gün giderim ki neyim kalır? Eksik bıraktığım her şeyim kalır. Yaz günü kim ister ki öldüğünü? Eksik bıraktığım her şeyim kalır. 22 Ağustos 1985'te aramızdan ayrılır Turgut Uyar. Vasiyeti oldukça ilginçtir. Öldüğümde el yazısıyla yazılmış tek bir şiirim bile kalmayacak. Daktilo sayfasına yazmadığı tüm şiirlerini, hatta beğendiklerini bile yok eder. Geriye kalan şiirleri 2002 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından Büyük Saat adlı şiir kitabında toplanır. Ve bu şiir kitabı benim de başucu kitaplarımdan biridir. Ölümünün ardından Edip Cansever, Can Yücel, İlhan Berk gibi isimler ona dair şiirler kaleme alırlar. Tomris Uyar da boş durmaz elbette. Şiirde Dün Yok Mu? Turgut Uyar Üzerine adlı kitabı yayıma hazırlar. Bu kitapta önemli şair ve yazarların Turgut Uyar'ın şiirlerine dair düşünceleri yer almaktadır. Yakın zamanda kaybettiğimiz usta oyuncu Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı oyununda Turgut Uyar'a da selam gönderir. Ağustos 22 dediler, ustan ölmüş. Çok komiksin Azrail. Turgut Uyar ölür mü hiç? Evet, Turgut Uyar ölmemiştir. 4 Ağustos'ta doğmuştur. İyi ki doğdun Turgut Uyar. Biz senin şiirlerinle göğe bakmaya devam ediyoruz.